kısa sap bağlamamızı eğitimi sırasında karşılaşacağımız ve aynı zamanda öğrenmek açısında bize gerekli olan bilgileri mümkün oldukça bu videolarla size anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu videolarda genelde temel prensipler şunlardır. Halk müziğimizin geleneksel çalma sisteminin dışına çıkmayarak çok böyle başka açık yorumlara girmeden mümkün oldukça doğal haliyle anlatmaya çalışacağız. Bunu yaparken de bağlamamızın otantik çalma sistemini geleneksel ülkemizde yaygın olan çalma biçimiyle anlatacağız. Bu şekilde mümkün oldukça hem bozmadan hem de doğru yoldan aktarmaya çalışacağız. Tabi burada anlatacağımız bu solfejler genellikle birçok video kayıtlarında görmüşsünüzdür ama bizim burada anlatırken tercih ettiğimiz yol şu arkadaşlar. Bir müzik eğitim merkezi olarak arkadaşlarımıza birebir uygulayarak elde ettiğimiz bir tecrübeyi size aktarmaya çalışacağız. Bunu aktarırken de mümkün oldukça yalın bir dille uygulamaya çalışacağız. Bunlar umarım size faydalı olur. Şimdi kısa sap bağlamamızı öncelikle tanımlamamız gerekir. Yani tanımak gerekir. Üzerindeki ekipmanları şu şekilde izah etmeye çalışalım. Şimdi bağlamamızın üzerinde öncelikle kulaklarla başlıyoruz. Toplamda 7 kulak var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlara bağlı olarak da tel sistemi vardı. Teller de aşağıdan yukarı yine kulaklar gibi 7 tel olarak sırayla yukarı çıkar. Ama biz bağlamamızı 3 tel olarak adlandırırız. Bu 3 teli de örneğin en alttaki 3 teli tek tel olarak görürüz. Yani alt telde 3 tel vardır ama biz buna tek tel yani 1 tel olarak adlandırırız. Bir üst sıraya geçtiğimizde de yani orta tel diyoruz. Bu da ikinci telimiz. Üçüncü telimiz de üst tel. Bu da üçüncü telimiz. Yani alt, orta ve 3. Yani bağlamamız 3 telli bir enstrümandır. Ama genelde saydığımızda da 7 tel mevcuttur. Bu 7 telin bağlı olduğu kulaklarda şöyle adlandırıyoruz. Alt dizi için söylüyorum. 1, 2, 3. İlk 3 grup ve alt tel. 4, 5 orta kulaklar için söylüyorum. 6, 7 de üst teli bağlıdır. Bağlamamızın tellerinde arkadaşlar en alt telde 2 dizideki grupta en alt 2 tane ince 0-18 vardır tel numarası. Onun üzerinde bam teli vardır. Orta telde 0-28 vardır. 2 tane yine tel sayımız. Üçüncü tel üst teli çıkınca da altındaki tel yine 0-18 bazen tercih gereği daha kalın telde takılabiliyor. Üstteki de kalın bam diyoruz. Ondan sonra bağlamamızın diğer özelliklerine geçtiğimiz zaman da şu siyah bulunan bölümlere perdeler diyoruz. Bu perdelerin tam yanlarını tutarak ses elde ediyoruz. Yani üzerine basmıyoruz. Kısa sap bağlamada genelde 19 perde vardır. Perde deyince şu siyah bölümleri saymayın arkadaşlar. Boşlukları sayın yani toplamda saydığınızda alt perdeye geldiğinizde 19 tane perde olduğunu göreceksinizdir. Daha sonra bağlamamızın üzerinde köprüler vardır. Bu köprüler orta köprücük diyoruz. Şöyle çizdiniz. Üstte de üst köprü. İki tane köprümüz vardır. Orta ve üst. Alttaki tellerin bulunduğu bölüme de şu bölüm için söylüyorum. Burada alt eşik diyoruz. Bazen alt eşik dediğiniz zaman bunlara da eşik olarak adlandırılıyor. Yani genel anlatmada ama alt eşik dediğimiz buradır. Orta köprücük ve üst köprücük diye de adlandırabilir arkadaşlar. Bağlamamızın ön kısmına ön kapak diyoruz. Sesin tınısını veren bölümdür. Parmaklarımız kullandığımız alana klavye diyoruz. Ön klavye. Çalışma tuşu klavye adlandırılır. Bağlamamızın üzerinde şöyle ses deliği vardır. Burada da söylediğim gibi sesin dışarı çıkmasını sağlar. Bu usta tercihine göre bazen üstte konur, üst kafese konur. Bazen altta olur ama bunda altta yok. Üst kafes olarak tercih edilmiş bu bağlamada. Bağlamamızın genel özelliği bu şekildedir arkadaşlar. Zaten bakarak da birçok bilgiyi az çok tahmin edebilirsiniz. Bağlamamızın icra sırasında kullandığımız şöyle bir plastik bir malzeme var. Buna da tezene diye adlandırıyoruz.
Diğer bir adı mızrap diye de adlanır ama biz tezene deyimini kullanacağız. Tezenemizi kullanırken de genellikle çalma sisteminde olan kuralları anlatacağım. Tezenemizin tutuş şekliyle beraber uygulamaya geçtiğimiz zaman da zaten tutuşu, kullanışı da anlatacağım size.